Hayırlı akşamlar Karaman, hayırlı akşamlar İbralakom takipçileri. Bugün 7 Mart 2022 Pazartesi, yepyeni bir haftaya daha sizlerle birlikte başladık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Öncelikle sağlığınızı, saatinizi, keyfinizi soralım. Umalım her şey hayatınızda yolundadır, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Şu anda Facebook'ta, Instagram'da, bütün sayfalarda ve gruplarda İbralakom canlı yayınında çok sayıda izleyicimizle birlikteyiz. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan canlı görüntüler eşliğinde Karaman'da yaşanan önemli gelişmeleri sizlerle birlikte değerlendireceğiz, sohbet edeceğiz. Çok güzel haberler hazırladık, çok özel haberler hazırladık. Siz değerli izleyicilerimizin yorumlarıyla, mesajlarıyla zenginleşecek yayınımızla hepinize tekrardan hoş geldiniz demek istiyoruz. Meteorolojiden sabah saatlerinde, akşamda Karaman Valiliğinden uyarı geldi. Birazdan aktaracağız sayın izleyicilerimiz. Karaman'da heyelan ağaçları yerinden söktü, yolları kapattı. Heyelan noktasından görüntüleri birazdan aktaracağız sayın izleyicilerimiz sizlere. Bunun yanı sıra vefat eden Ayrancalı bir hemşerimiz vardı. Onun da bilgisini aktaracağız. Bütün Türkiye'nin gündemi ayçiçek yağı oldu. Ayçiçek yağıyla yatıyoruz, ayçiçek yağıyla kalkıyoruz. Ne ayçiçek yağıymış arkadaş diyeceğimiz ve biraz daha şapkayı önümüze koyup düşüneceğimiz haberleri aktaracağız. Yorumlar aktaracağız. Son dakika gelişmeleri aktaracağız. Ayçiçek yağı yine bizim de gündemimizde olacak sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Bu arada sizlere soralım. Koronavirüs ile aranız nasıl? Karaman'da bir haftada kaç kişi koronavirüse yakalandı? Karaman'da koronavirüse yakalanan vatandaşların durumu ne? Birazdan o konudan da bahsedeceğiz. Vaka sayıları Karaman'da düştü mü, azaldı mı? Birazdan ondan da bahsedeceğiz sayın izleyicilerimiz. Facebook'tan ve Instagram'dan gerek İbrala TV, Karaman Haber Sitesi, İbrala.com Haber Sitesi sayfalarında ve diğer ağlarda, Instagram'da, İbrala.com ve tekrarı ile Karaman.haber Instagram sayfasında, sonrasında yayın biter bitmez Twitter sayfamızda, Twitter'da İbrala.com'da, YouTube'da İbrala.com sayfalarında izleyen izleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Karaman'ın tek canlı haber bülteninde, haber bülten de değil, bir nevi köy kahvesinde oturuyormuş gibi veya say üstünde bir kahvede oturmuş, çay içiyormuş, sohbet ediyormuş gibi bir yayın içinde olmak istiyoruz sizlerle birlikte. İsmet Paşa girişinde polis uygulama noktasından görüntüler de ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Birazdan sizlerden gelen mesajlara da yayınımızda yer vereceğiz. İzleyicilerimizin yavaş yavaş yayınımıza katılmalarını, gelmelerini bekliyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Hiçbir akşam beni yalnız bırakmıyorlar. Yorumlarıyla, mesajlarıyla katkı sağlıyorlar. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda hemşerimiz hızlı hızlı gidiyor. Umarız bir derdi tasası yoktur sayın izleyicilerimiz. Karaman'da yürek yakan ailenin feryadı görüntülerini aktarmıştık bir canlı yayınımızda. Birazdan o aileye ilişkin de tekrardan bilgiler aktaracağız. Sizlerle dertleşeceğiz. Yayınımızı ilk kez izleyen izleyicilerimiz, hiçbir yere kaybolmayınız. Böyle ateş almaya gelmiş gibi hemencecik kaybolmayınız. Sizlerle birlikte bu yayını götürmek istiyoruz. Sizlerle birlikte dertleşmek istiyoruz. Şimdiden sağladığınız destek için her birinize can gönülden teşekkür etmek istiyoruz sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Karaman'ın tek canlı programı bildiğin üzere her akşam saat 21'de sizlerle birlikte götürmeye çalışıyoruz. Sağ olun, siz de Allah razı olun. Instagram'dan, Facebook'tan bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Halime Gülcan Dural, Hatice Amdaç yayınımıza Instagram'dan katılan izleyicilerimiz. Onlara da selamlar, saygılar iletiyoruz. Instagram'dan gelen yorumları yayınımıza aktaramadığımızı daha önce de ifade etmiştik sayın izleyicilerimiz. Değerli takipçilerimiz, Facebook'tan gönderilen mesajları hemen aktarıyoruz yayınımıza ama Instagram'da müsaade etmiyor Instagram mesajların, fotoğrafların alınmasına. O yüzden onlara sesli selam ediyoruz. Esma Hanım'a Rapido24'de de hoş geldiniz diyoruz. Instagram'dan katılmış değerli takipçilerimiz. Allah razı olsun katılan bütün izleyicilerimizden. Sizden gelen mesajlara bakalım. Musa Demirekin mesaj göndermiş. Hayırlı yayınlar demiş. Karamanlara selam etmiş. Merve Eryiğit mesaj göndermiş. Hayırlı akşamlar dileklerini iletmiş. Abi Çoban mesaj göndermiş. Yayınımıza aktardık izleyicilerimizin fotoğrafıyla, ismiyle, güzel fotoğraflarıyla birlikte. Ramazan Duman'ın mesajı ekranlarımıza geldi. Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca'nın mesajı da ekranlarımıza geldi. Karaman'ın tek canlı haber bülteninde Karaman'dan, ilçelerimizden, bölgemizden haberleri aktaracağız siz değerli izleyicilerimize. Sizlerden gelen mesajlara, yorumlara yayınımızda yer vermeye çalışacağız. Dün çok sayıda yorum yazdınız. 79 izleyicimiz yorum yazmış. Dün yayınımıza yorumla katılan 79 izleyicimizin her birine can gönülden teşekkür etmek istiyoruz değerli takipçilerimiz. Karaman'ın tek canlı haber bülteni İbralakom canlı yayınında
Haber maratonumuza, koşturmacamıza başlayacağız. Sizlerden gelen mesajlarla birlikte. Süleyman Harmankaya Van'dan mesaj göndermiş. Profil fotoğrafını da değiştirmiş. Evladının fotoğrafı vardı, hatırlarsanız yayınımızda yer vermiştik. Van'a selam ediyoruz Karaman'dan, ata yurdundan. A101'de yağ yoktu bugün demiş Birsen Koç. Birazdan yağ konusunu konuşacağız sayın izleyicilerimiz. Hüseyin Sezer mesaj göndermiş. Fotoğrafıyla birlikte ekranlarımıza geldi. İyi akşamlar demiş. Hüseyin Bey'e de selam ediyoruz. Ramazan Cüccam Almanya'dan Alaçatı köyüne selam iletmiş. Kendisinin fotoğrafıyla, mesajıyla, ismiyle ekranlarımıza getirdik. Ahmet Özak yayınımıza katılmış Instagram'dan. Rapido 24 kolay gelsin demiş. Karamanlara selam etmiş Instagram'dan katıldığı yayınımıza. Bünyamin Doğan katılmış yine izleyicimize de selam ediyoruz. Ali Göbüt'ün mesajı ekranlarımıza geldi. Hayırlı yayınlar, Özbekistan'dan izliyormuş Karaman'ı, izleyicilerimize selam ediyoruz. Eriyit Limited şirketi ve İbrala.com sahibi Şaban Eriyit iyi yayınlar, kolay gelsin dileklerini iletmiş. Biz de kendisine sağladığı destek için, katkı için teşekkür etmek istiyoruz. Karaman'ın tek canlı haber bülteni İbrala.com canlı yayınında. Bütün ağlarda ortak yayındayız. Hiçbir yere ayrılmayınız. Dop dolu bir bülten hazırladık. Lütfen yorum, beğeni ve paylaşımlarla ben kardeşinizi yalnız bırakmayınız. Karaman'da yaşanan önemli gelişmeleri elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağız. Sizlerin yorumları bizler için çok kıymetli. Şu anda birçok ağda aynı anda yayında olduğumuzdan bütün mesajları kaçırmamaya çalışıyoruz. Umarız da kaçırmayız. Hiçbirinizin ne diyelim, kalbini kırmayız. Fatih Kınık'a selam ediyoruz. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Fatih Kınık'ın mesajı şu anda ekranlarımıza geldi. İzleyicilerimize bakalım. O Zahmet 0809 Almanya'dan Kızılköy'üne selam etmiş. Kızılköy'ündeki Öz Ahmet kullanıcı adıyla izleyicimiz Instagram'dan, kullanıcı adınızı söylüyoruz. Adınızı, soyadınızı yazarsanız belki köylüleriniz tanıyacaktır sayın izleyicimiz. Alpay Karabağ'a selam ediyoruz. Şu anda gerek Facebook'ta gerek Instagram'da canlı yayın maratonumuza, koşturmacamıza başladık. Bismillah dedik. Hep birlikte gelişmeleri sizlere aktaracağız. İlk haberimizle başlayalım. Karamanlı ailenin yürek yakan hikayesi dedik dün yer verdiğimiz habere. Şöyle bir bakalım ve iki çift söz söylemek istiyorum bu aileye ilişkin siz değerli izleyicilerimize. Şu anda ekranlarınıza geldi. Karamanlı ailenin yaşadıkları yürek yaktı başlığıyla verdiğimiz haberin ayrıntılarını aktaracağız. Siz değerli takipçilerimize, ibrala.com izleyicilerimize. Karaman'da 3 çocuğundan ikisi kendisi gibi cam kemik hastası olan Gülay Ünlü Türk. Yeşildere'li izleyicilerimiz var ise Vahdettin Gündemir var Yeşildere köyünde. Vahdettin Gündemir'in kızı, belki tanırsınız rahmetli Vahdettin abimizi. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun kızı 3 çocuğundan ikisi kendisi gibi cam kemik hastası imiş. Hüseyin Ünlü Türk eşi de Taşkale köyünden. Biz gerek yetkililerinden, gerekse yayınımızı izleyen duyarlı vatandaşlardan, hemşerilerimizden bu güzel aileye destek olmalarını, katkı sunmalarını istiyoruz. Şimdi ailenin görüntülerini ekranlarımıza getireceğiz. Hemen gelsin görüntüler. Bir izleyelim, birkaç konu daha konuşalım. Bu arada Sevgi Vural ve Alpay Karabağ Instagram'dan hoş geldiniz diyelim. Karaman'daki ailenin yürek yakan hikayesi. O görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da 3 çocuğundan ikisi kendisi gibi cam kemik hastası olan Gülay Ünlü Türk, zaman zaman çektiği yoğun ağrılara rağmen evlatlarının mutluluğu için her şeye katlanıyor. Cam kemik hastası 36 yaşındaki Gülay ile 40 yaşındaki Hüseyin Ünlü Türk çiftinin evliliklerinden 3 çocukları dünyaya geldi. Gülay Ünlü Türk, çocuklarından 12 yaşındaki Yusuf ile 9 yaşındaki Gülsüm'ün de kendisi gibi aynı hastalığı taşımasının üzüntüsünü yaşıyor. Başka rahatsızlıkları da ortaya çıkan çocuklarının üzerine titreyen anne Ünlü Türk, kendi acısını bir kenara bırakıp onların rahatı için çabalıyor. Ağrıları olduğunda evlatlarının yanından hiç ayrılmayan Ünlü Türk, geceleri de onların başucundan ayrılmıyor. Karamanlı ailenin hikayesini kendilerinden dinleyelim ibrala.com Karaman sitesinde. Küçük yaştan beri var ama babam imkanı olmadığı için bizi götüremiyordu. Oğlumun şeyinden sonra meydana, yani genetikten çıktı. O zaman bilmiyordum ben. Şu anda yeni meydan şey oldu. Sayın izleyicilerimiz, ailenin görüntülerini izlerken bir yandan da seslerini aldık yayında, biz sizlerle birazcık sohbet edelim, değerlendirelim.
Yayınımızı izleyen, yurt dışından veya yurt içinden duyarlı izleyicilerimiz, duyarlı vatandaşlarımız eğer bu aileye katkı sunmak isterlerse biz İbrala.com olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya hazırız. Gelin hep birlikte bir yardım kampanyası gibi bir şey yapalım. Biz kendilerine de ulaşalım, hesap numaralarını falan da alabiliriz. Yayınımızı izleyen duyarlı izleyicilerimizden, vatandaşlarımızdan bu Karamanlı aileye hep birlikte katkı sağlayalım inşallah. Bir garibi sevindirelim, mübarek 3 aylardayız. Bakın Ramazan gelecek. Gelin bu 3 çocuğu ve ailesine bir şöyle bir rahat yüzü gösterelim. Ramazan ayına güzelliklerle birlikte girsinler inşallah. Yayından sonra eğer duyarlı vatandaşlarımız, izleyicilerimiz katkı sunmak isterlerse biz İbrala.com WhatsApp haber hattı 0545 530 7070'ten bize ulaşabilirsiniz. Biz de sizin aileyle diyalog kurmanızı sağlarız diğer haberlerimizle. Haber maratonumuzu, haber koşturmacamıza devam edeceğiz sayın izleyicilerimiz. Aktekke'den görüntüler geldi şu anda ekranlarınıza. Sizler de bu aileye ilişkin nasıl yardımcı olabileceğinize ilişkin düşünceleriniz var ise bizlerle paylaşın lütfen sayın izleyicilerimiz. Kadınlar günü kutlu olsun demiş Abid Çoban'ın mesajı ekranlarımıza geldi. Kendisinin mesajını aktardık fotoğrafıyla birlikte. Emircan Eroğlu'nun mesajı ekranlarımıza gelmiş. Kendisine de selam ediyoruz. Mersin'den yayınımızı izleyen izleyicilerimize. Ahmet Arı, Arife Mavi, Sevgi Vural. Yine Instagram'dan izleyen izleyicilerimizi onlara da selam edelim. Ramazan Duman inşallah demiş. Herhalde sağlayacağı katkıya ilişkin inşallah dediğini varsayıyoruz. Bizlere 0545 530 7070 WhatsApp haber hattımızdan ulaşabilirsiniz sayın izleyicilerimiz. Canlı yayından sonra biz hattı takip edeceğiz. Yardımcı olmak isteyen vatandaşların aileyle kontak kurmasını sağlayalım. Bu canlı yayınımız da bir hayra vesile olsun inşallah temennisinde bulunalım. Karaman'da yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Dün vermiştik bu güzel ailenin haberini hatırlarsanız. Allah işlerini güçlerini rast getirsin, kolaylık versin diyelim. Ama bugün tekrar aktaralım ki dedik belki bir hayırsever izleyicimiz bu hemşerilerimize yardımcı olur. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Haberin ayrıntılarını da aktaracağız siz değerli izleyicilerimize. Hemen geçelim. Ekranlarınıza geldi. Karaman'da Kolbaşı ailesinin acı günü başlığıyla verdiğimiz haberin ayrıntılarını aktaralım. Aslen Karaman Ayrancı ilçesinden olup Karaman Merkez Rauf Denktaş mahallesinde ikamet etmekte olan 88 yaşındaki Ayşe Kolbaşı teyzemiz bugün vefat ettiği bilgisi ulaştı. Hemşerimizin cenazesi öğle namazına müteakip musalladan kaldırıldı. Hemşerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hemşerimizin fotoğrafına ulaşmaya çalıştık ancak bulamadık. Yakınlarına da ulaşamadığımız için maalesef Karaman Şehir Mezarlığı'ndan görüntülerle birlikte haberi aktarmaya çalıştık. Hemşerimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu an yayınımızı izleyen bütün izleyicilerimizin geçmişlerine, büyüklerine, vefat eden yakınlarına da Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Karaman sokaklarından görüntüler gelmeye devam ediyor. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan görüntüler bir yandan ekranlarınıza yansırken sayın izleyicilerimizin mesajlarını yayınlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Değerli izleyicilerimize sağladıkları katkı için her birine kalpten yürekten teşekkür etmek istiyoruz. Sayın izleyicilerimiz, Allah rahmet eylesin demiş Ramazan Duman'ın mesajı ekranlarımıza geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Diğer izleyicilerimiz de haberlere ilişkin yorum yazarlarsa bu maratonu birlikte götürelim inşallah. Çünkü sizlerden mesaj geldiği zaman inanın ben de mutlu oluyorum, motive oluyorum. Bu haberleri yayına hazırlarken ki koşturmacamızı, stresimizi hemen atabiliyoruz. Sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle sağladığınız desteğe canı gönülden teşekkür ederiz. İbrahim Güneş her akşam yayınımıza katılır. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar dileklerini iletmiş. Allah razı olsun duyarlılığınızdan ötürü demiş Sarı Mehmet Yıldız. Fotoğraftaki siz misiniz değerli izleyicimiz? Selam ederim. Fotoğrafta çok güzel bir büyüğümüzün resmi var. Umarız sizsinizdir. Sizlere de selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Osman Harmankaya, Yeşildere Akköprü'den selamlar, hayırlı akşamlar. Bütün kadınların ve sizlerin aracılığıyla Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Eşimin de gününü kutlarım demiş Osman Harmankaya'nın eşinin Kadınlar Günü'nü bütün Karamanlıların huzurunda kutluyoruz. Centilmen hemşerimize de selamlarımızı iletiyoruz. Yeşildere Akköprü'ye. O fotoğraf benim torunum demiş Ramazan Cüccam'a selam ediyoruz yayınımıza gönderdiği mesaja. Vedat Yavuzey 30 gemi yola çıktı demiş. Birazdan o konuya değineceğiz Vedat Bey, haklısınız. Çok konuşacağımız konular var, bahsedeceğimiz konular var sayın izleyicilerimiz.
Van'dan selam etmiş Süleyman Bey'in mesajı ekranlarımıza geldi. Bütün izleyicilerimizin birbirinden güzel yakışıklı fotoğraflarını ekranlarımıza aktardık. Alt barımıza da reklamlarımızı koyalım. Duru Bulgur'un reklamı geldi şu anda ekranlarınıza. Türkiye'nin dünyanın neresinden yayınımızı izliyorsanız Duru Bulgur'un online satış imkanının olduğunu, Duru Bulgur ürünlerini Türkiye'nin dünyanın her yerine online olarak alabileceğiniz bilgisini aktaralım. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan görüntülerle birlikte eğer siz de canlı yayınımıza, on binlerce Karamanlı'nın izlediği canlı yayına reklam vermek isterseniz bize 0545 530 70 70 WhatsApp haber hattından ulaşın. Arkadaşlarımız hemen size dönsünler. Sizinle birlikte çalışalım. Hayatın Tatları kullanıcı adıyla izleyicimize Nazime Özaslan'a, Mehmet Emine Arslan'a hoş geldiniz diyoruz. Sami Bey Instagram'dan katılmış, Yeşildere'den selam etmiş. Kendisine ve Yeşildere köylülerine de selam ediyoruz. Yusuf Eroğlu yine Instagram'dan izliyormuş. Instagram'dan da çok sayıda izleyicimiz şu anda canlı yayını takip ediyor. Gerek Facebook'ta, gerek Instagram'da ve yayının tekrarıyla YouTube'da, Twitter'da, TikTok'ta bütün izleyicilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Diğer haberlerimize geçiyoruz. Lütfen yorumla katkı sağlayınız. Karaman'da kemik erime hastalığı olan 3 çocuğundan ikisi bu hastalığı taşıyan aileye yardım çalışması yapacağımız bilgisini tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu konuda duyarlı hemşerilerimizin katkısını rica ediyoruz. Biz sizinle aile arasında köprü olmaya, sizlerin Karaman'daki gurbetten izleyenler için eli kolu kanadı olmaya hazırız. Gelin şu mübarek 3 aylarda bu insanları birlikte sevindirelim ve diğer haberimize geçelim. Şu anda ekranlarınıza geldi sayın izleyicilerimiz. Karaman'da bu hafta hava nasıl olacak başlığıyla verdiğimiz haberin ayrıntılarını aktarmak istiyoruz. Yeni bir haftaya başladık. Üst üste uyarılar geldi. Onların da bilgisini aktaracağız. Bir yandan da Karaman sokaklarından görüntüler geliyor sayın izleyicilerimiz. Karaman'da bu hafta yağmur yağışı ve kar yağışı etkili olacak. Karaman için bir kar uyarısı daha geldi. Tahminlere göre önümüzdeki günlerde Karaman ve ilçelerine kar yağacak. Karaman'da pazartesi günü hava sıcaklığı 13 dereceye kadar yükselecek. Yağmur Karaman ve ilçelerinde etkili olacak. Salı günü sıcaklıklar yüksek seyredecek. Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek. Yani 13 derecelik bir hava düşüşü var Karaman'da. Aman sıkı giyinin, aman üşütmeyin. Bu arada Ünivar Nuran'a hoş geldiniz diyoruz. Instagram'dan selamlarımızı iletiyoruz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahmin raporlarını güncelledi. Meteorolojinin verilerine göre bu hafta Karaman'da yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Haftanın ilk günü yağış beklenmez iken çarşamba günü sağanak yağmur etkili olacak. Perşembe, cuma ve cumartesi günü ise Karaman beyaza bürünecek. Pazar ve pazartesi günü etkisini yitirecek olan kar sadece yüksek kesimlerde görülecek. Sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, aman sıkı giyinin, güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Diğer haberlerimizle devam edeceğiz yayınımıza. Akteki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan hızlı hızlı giden, böyle ateş gibi giden hemşerilerimizin görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Akşam tabi yorgunluğu, insanlar işlerini güçlerini bitirdiler, evlerinin yolunu tutuyorlar. Bütün Karamanlı hemşerilerimize sağlıklı, sıhhatli, güzel bir akşam geçirmelerini temenni ediyoruz sayın izleyicilerimiz. Ramazan Cüccan, ben 6. ayda izine varacağım, o zaman yardımcı olurum inşallah demiş sayın izleyicilerimiz. Duyarlılığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu aileye gelin birlikte kol kanat gerelim. Gurbetçi bir izleyicimiz şimdi mesaj atmış. Yayından sonra hesap numarasını alıp yardımcı olacağım demiş. İsmimi açıklamayın diye de mesaj göndermiş. Allah razı olsun sayın izleyicilerimiz. Duyarlılığınız için teşekkür ediyoruz. Bakın vesile olduk, bir izleyicimiz aileye maddi katkı sağlayacağını duyurdu canlı yayında. Kendisine de teşekkür ediyoruz. İsmimi zikretmeyin demiş. Tabi başımız üstüne. Evet, fotoğrafta bana ait, Yıldız değil Yılmaz demiş. Sarı Mehmet Yılmaz, özür dileriz. Yıldız gibisiniz maşallah. Maşallah diyelim, nazar değmesin. Yıldız değil Yılmaz demiş. Bizim de hatamız, affınızı dileriz sayın izleyicimiz, değerli takipçimiz. Karaman'da yaşanan önemli gelişmeleri sizlerle değerlendireceğimiz güzel Karaman sokaklarıyla birlikte ekranlarınıza getiriyoruz canlı haber bültenimizde. Karaman'da yaşananları elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışıyoruz. Sizler de bana katkı sağlıyorsunuz, yalnız bırakmıyorsunuz. Bütün izleyicilerimize kalpten yürekten teşekkür etmek istiyoruz. Birazdan ayrıntılarını aktaracağız. Bugün Karaman'da heyelan yıktı geçti. Çok sayıda ağacı, yolları kapattı. O heyelan yerinden görüntüleri de aktaracağız.
Karaman 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan, Aktekke Meydanı'ndan görüntüler de bir yandan ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Sizlerden gelen yorumlar da bir yandan yayınımızı zenginleştiriyor. Sizlere de canı gönülden teşekkür edelim sağladığınız destek için, katkı için. Köylerden ses yok bugün. Gelen de köylüler çok yazardı. Taşkale'den, Yeşildere'den, Kisecik'ten, Kızıllar'dan aklıma gelen köylerin isimlerini söylüyorum. Yollar başındayım. Yazan köylerimizin sesini duyalım, köylerinize selam edelim sayın izleyicilerimiz. Bir rahatsızlığımız var, bir tedavi sürecindeyiz, biz de pek yerimizde duramıyoruz maalesef, ama bütün bu sıkıntılarımıza rağmen canlı yayınımızı da aktarmıyoruz. Hasan Bey'in, Taşkale Muhtarı'nın mesajını da aldık, teşekkür ediyoruz kendisine. Mesajı yayınımıza aktardık, acil şifalar versin sizlere de demiş, çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun sayın izleyicilerimiz. Hacıma hayırlı akşamlar demiş Ramazan Duman. Mehmet Sarı Mehmet Yılmaz'a, hacımıza da selam ediyoruz. Şu mübarek 3 aylarda Mehmet Yılmaz büyüğümüzden de bir dua rica ederiz. Bütün izleyicilerimize kimin ne derdi varsa, sıkıntısı varsa gidersin Allah inşallah. Ayşe Özler'e, Beyazıt Ünal'a, Nuran Hanım'a da Instagram'dan katılmışlar. Hoş geldiniz diyoruz. Karaman'ın tek canlı haber bülteninde Karaman'da yaşananları aktarmaya sizlerle birlikte devam ediyoruz. Bir diğer haberimiz geldi Karaman'da. 2249 vatandaşımıza geçmiş olsun diyoruz başlığıyla verdiğimiz haberin ayrıntısını aktaralım. Bundan sonra koronavirüs vaka sayılarını biz size böyle rakamla aktarmak istiyoruz. Gerçekten ben de anlamıyorum. Sağlık Bakanlığı işte 800 diyor, 900 diyor, 1000 diyor, 300 diyor, 50 diyor. Ya kardeşim bu ne? Ben bile anlamıyorum yani. Gerçi sizler benden çok daha zekisiniz. Allah zihin açıklığı versin hepinize, ama bundan sonra böyle rakamla vereceğiz. Çünkü nüfusa oranlı ayrıntılar aktaralım. Karaman'da 2249 vatandaşımız bir hafta içinde koronavirüse yakalandı. Türkiye'de nüfus oranla en fazla vaka olan 19. il olduk şu anda. İbralakom olarak bu istatistikleri Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere dayanarak bizler sizler için hazırlıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. 19-25 Şubat tarihleri arasında Karaman'da işte o rakam bu. 868.88. Bu ne demek arkadaşlarımız, sağ olsunlar bunu rakama çevirdiler. Bu şu demek: 19-25 Şubat tarihlerinde Karaman'da 2249 vatandaşımız koronavirüse yakalanmış sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Bu rakam neydi? Bu rakam bir hafta önce 975'ti. Şimdi 868'e düşmüş. Bir düşüş var. Umarız bu düşüş devam eder. Karaman Türkiye'de 14. sırada, bunun bilgisini aktaralım, düzeltiyorum, 14 demişim, hemen kulaklığıma bilgi geldi. 19. sıradaymış Karaman koronavirüs vaka yoğunluğu sıralamasında 19. sırada. Bir haftada 2249 vatandaşımız koronavirüse yakalanmış, geçmiş olsun. Herhalde yakalanmayan, bırakın yakalanmayı, ikinci, üçüncü kez yakalanmayan yoktur herhalde. Bütün hastalarımıza şifalar diliyoruz. Hem maske takmayın diyorlar, ben takıyorum demiş Hatice Andaç. Gerçekten takmak lazım. Kendi sağlığımız için, kimsenin tak dediği için takmamamız lazım. Bu maskeleri çıkarmayalım. Hatice Hanım'a da Instagram'dan gönderdiği mesaj için teşekkür ederiz. Abdullah Bey yayınımıza katılmış Instagram'dan, katılanlara da selam ediyoruz. Bilmeyenler için söyleyelim, şu anda bütün sosyal medya ağlarından ortak yayındayız. Karaman sokaklarından, İsmet Paşa girişinden polis uygulamasında canlı olarak izliyorsunuz. Bir Şahin sanırım, bir Şahin'i durdurdular. İnşallah bir ceza meza yemez hemşerimiz. Biz de canlı yayında hemşerimizin o sıkıntısına tanıklık etmek zorunda kalmayız. Kameralar döndü. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na, bir yandan da alt tarafta Durunum ve Uyum Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nin reklamları dönmeye devam ediyor. Canlı yayınımız bütün sosyal medyalarında aynı anda. Çok El Kullanıcı adlı izleyicimize de selamlarımızı iletiyoruz sayın izleyicilerimiz. Ramazan Duman geçmiş olsun tüm hastalarımıza demiş, kendisinin mesajını ekranlarımıza aktardık. Karaman'ın tek canlı haber bülteni İbrala.com canlı yayında daha aktaracağımız haberler var. Birazdan heyelana gideceğiz. Birazdan Karaman'ın en başarılı muhtarı plaketini aldı, tebrik ediyoruz. Birazdan onun görüntülerini de aktaracağız sayın izleyicilerimiz. Daha aktaracağımız haberlerimiz var. Hiçbir yere ayrılmayınız. Birazdan heyelana ilişkin bilgileri, görüntüleri de aktaracağız. Sizler de düşüncelerinizi bizlerle paylaşacaksınız.
Deniz Dilek Ömer kullanıcı adlı izleyicimize Instagram'dan katılmış, kendisine selam ediyoruz. Yeşildereli olarak barajımızın suyu yükseldi mi? En son Ağustos ayında neredeyse bitmek üzereydi demiş. Van'dan izliyor gurbetçi izleyicimiz. Taşkale'den, Yeşildere'den, İbrala Barajı'ndan geçenler varsa hemen yazsın. İbrala Barajı'nda durum ne? Biz de Van'daki izleyicimize hemen aktaralım inşallah. Yorumlarınızı bekliyoruz. Van'da da komutanımız Süleyman Harmankaya haber bekliyor. Kendisine de Karaman'dan, baba yurdundan, ata yurdundan selam ediyoruz. Allah acil şifa versin inşallah. Allah sevdiklerine bağışlasın demiş. Ramazan Cüccam'ın mesajı geldi. Hacı Sarı Mehmet Yılmaz'a da teşekkür ediyoruz mesajı için. Sağladığı katkı için, destek için ekranlarımıza geliyor sizlerden gelen mesajlar, yorumlar. Ayten Ekinci'ye de Instagram'dan katılmış, selam ediyoruz. Karaman'ın tek canlı haber bülteni İbrala.com canlı yayınında haber maratonumuza, koşturmacamıza devam edeceğiz. Karaman'da kaç kişinin koronavirüse yakalandığı bilgisini aktardık. Şu anda da bakın bir ana çocuk, ana ile oğul, kızı herhalde yanılmıyorsam, Aktekke'de fotoğrafını çekiyor. Siz de canlı olarak izliyorsunuz. O çocuğun fotoğrafını çekiyor. Biz de onu izliyoruz. Kendisine sağlıklı, sıhhatli ömürler diliyoruz değerli izleyicilerimiz. Bir diğer haberimize geçiyoruz şimdi. Karaman'da heyelan yolu kapattı, ağaçları söktü başlığıyla aktardığımız haberin ayrıntılarını aktaralım. Bir yandan fotoğraflar geliyor. Şimdi videosunu da birlikte izleyeceğiz. Karaman'da aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan heyelanda 7000 metre karelik alan yaklaşık 100 metre aşağıya kayarken zeytin ağaçlarında kökünden söktü. Peki nerede oldu bu? Karaman merkeze bağlı Bademli köyü Bilhasan mevkiinde meydana geldi heyelan. Karaman'daki heyelan noktasından görüntüler geldi ekranlarınıza. Şimdi hep birlikte izleyelim Karaman'daki yaşanan heyelanı. Geçmiş olsun diyelim. Sizler de yorumlarla katkı sağlayın lütfen. Karaman'da heyelan yolu kapattı, ağaçları söktü. O görüntüleri ve açıklamaları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan heyelanda, 7000 metrekarelik alan yaklaşık 100 metre aşağıya kayarken, zeytin ağaçlarını kökünden söktü. Merkeze bağlı Bademli köyü Bilhasan mevkiinde heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelanda çok sayıda zeytin ağacı kökünden sökülürken, bahçe yolu ulaşıma kapandı. Heyelan olayının duyulmasının ardından AFAD Müdürü Şerife Han, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve köy muhtarı Ali Ünüvar'dan bilgiler aldı. Röntgen görüntüleri ve açıklamaları hep birlikte izleyelim ibrala.com Karaman haber sitesinde. Öncelikle tüm Bademli köyümüze geçmiş olsun, üreticilerimize geçmiş olsun. Büyük bir doğa afeti görmüş olduk. Hafta sonu oluşan olayla ilgili muhtarımız Ali Nüvar'ın bizi aramasıyla beraber İl Tarım ve Orman Müdürümüz ve Afet Müdürümüzle beraber bölgeye geldik. Bölgede ciddi hasar olduğunu gördük. Zeytin ağaçlarının, antep fıstığı ağaçlarının yerle bir olduğunu gördük. Büyük bir alan olduğunu gördük. Çok geçmiş olsun. Bu heyelan tabii kış günlerinde genellikle yaşanıyor. Karaman Orat'tan, burası mikroklima özelliği olan bölgedeyiz. Göksu'ya yakın bir yerdeyiz. Çok yağıştan dolayı olduğunu düşünüyoruz. Tabii ovada geçmişteki sıkıntılardan dolayı ofuklar oluşuyor, su sıkıntısından dolayı. Burada yağan yağışlardan dolayı da doğanın bir farklı bir şeyine oluşuyor, heyelan oluşuyor. Tüm bölgedeki köylülerimize geçmiş olsun. Şimdi yoğun yağışlardan dolayı, tabii önceden bir kaydıydı bu kadar değildi ama biz de korkmuş bir kaymayla karşılaştık. Bu yağışların fazla olmasıyla işte biz de anlamadık yani Allah'tan kadar bir şey yani. Heyelan noktasından görüntüler de bir yandan ekranlarınıza gelmeye devam ediyor sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Bakın çok sayıda ağacı sökmüş. Muhtarın açıklamasını, Karaman Ziraat Odası Başkanlığı'nın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Çok sayıda ağacı söküp indirmiş, 100 metre aşağıya indirmiş.
Ne var ne yoksa yıkmış geçmiş geçmiş olsun diyelim köylü vatandaşlarımıza. Heyetin incelemeleri umarız köylüleri rahatlatacak çalışmalara neden olur. Heyelan noktasından görüntüler de bir yandan ekranlarınıza gelmeye devam ederken sizlerden gelen mesajlara bakalım. Kimler ne yazmış, ne demiş bakalım. Sizlerden gelen mesajları yayınımıza aktaracağız. Geçmiş olsun dileklerini ileten izleyicilerimiz var. Onların mesajlarını yayınımıza aktaralım. Gerçekten büyük bir afattan kurtulmuş köy. Bir can kaybının olmaması sadece bu şekilde kurtulunması ne diyelim teselli kaynağı oldu mu diyelim ne diyelim siz ne dersiniz sayın izleyicilerimiz? Ramazan Duman mesaj göndermiş hemen ekranlarımıza aktaralım. Geçmiş olsun Bademli köyündeki vatandaşlarımıza demiş. Diğer haberlerimizle devam edeceğiz. Barajda henüz caminin temeline gelmedi demiş. İbrala Barajı'na ilişkin bilgileri aktarmış Taşkale Köyü muhtarı İbrala Barajı'nda. Yağışlardan ötürü su seviyesi yükseliyor. Geçmiş olsun demiş Hatice Hanım da Instagram'dan gönderdiği mesajda sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Diğer haberlerimizde haber maratonumuza, koşturmacamıza devam edeceğiz. Sizlerden gelen mesajlara yayınımızda yer vereceğiz. Şimdi Aktekke'ye dönelim. Aktekke'den görüntülerle birlikte haberimize devam edelim. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı şu anda ekranlarınıza geldi. Karaman'ın tek canlı haber bülteni İbrala.com canlı yayınında sizlerle birlikte maratonumuzu, haber koşturmacamızı devam ettiriyoruz. Sizler de Instagram'dan katılanlar en azından şu beğen tuşlarına basın, yorum yazmıyorsanız bari daha çok insanımıza ulaşalım. Mehmet Küçükdemir'e, Akif Emre Tuloğlu'na, Doğal Yetenek Kullanıcı adlı izleyicimize, 1990 Tarkan Kullanıcı adlı izleyicilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Karaman'da yaşanan önemli gelişmeleri hep birlikte değerlendireceğimiz haber maratonumuza, koşturmacamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Düşüncelerinizi, haberlere ilişkin fikirlerinizi lütfen bizlerle paylaşınız. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Karamanlı gençler Avrupa'da ülkemizi tanıtıyor başlığıyla verdiğimiz haberin ayrıntılarını aktaralım. Avrupa Kültür Mirası için sanatın bilgi aracı olarak kullanılması projesi kapsamında yurt dışı hareketliliği gerçekleştiren Karaman Fatih Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı ziyaret ederek yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdiler. Gerek ülkemizi gerek kültürümüzü yurt dışında tanıtan Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Durmuş Sayaslan'a, proje koordinatörü Esra Yozcu ve proje hareketine dahil olacak öğretmenler Burcu Keskin'e, Yasemin Zengin'e biz İbrala.com olarak başarılı çalışmalar için tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Başarı ve kolaylıklar dileklerimizi iletmek istiyoruz Karamanlı başarılı eğitimcilerimize. Tekrardan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na istasyona döndü. Şu anda kameralar istasyondan görüntüleri aktarıyoruz. Sizler de bizlerle birlikte lütfen düşüncelerinizi, yorumlarınızı paylaşırsanız mutlu oluruz. Şimdiden katkı sağlayan bütün izleyicilerimize can gönülden teşekkür etmek istiyoruz. Allah razı olsun bütün değerli izleyicilerimizden, değerli takipçilerimizden. Düşünceleriniz bizler için çok kıymetli. Bunu sizler çok iyi biliyorsunuz sayın izleyicilerimiz. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Karaman'ın en başarılı muhtarı seçilen Hasan Karaca ödülünü aldı başlığıyla verdiğimiz haberin ayrıntılarını aktarmak istiyoruz. İbrala.com olarak Karaman'da ilk kez düzenlenen ve toplamda 400 bin oyun kullanıldığı oylamada 20 farklı kategoriden birisi de en başarılı muhtardı. En başarılı muhtar olarak seçilen Taşkale Köyü muhtarı Hasan Karaca bugün ödülünü Eriyit Limited şirketi ve İbrala.com sahibi Şaban Eriyit'ten aldı. Şu anda fotoğraflar geliyor. Birazdan görüntüleri de aktaracağız. Biz Taşkale Köyü muhtarı Hasan Karaca'ya, ankete katılan diğer muhtarlarımıza, diğer ankete katılan Karamanlı hemşerilerimize, memleketimize sağladıkları katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Canı gönülden teşekkür ediyoruz. Başarıları daim olsun inşallah. Şimdi o görüntüleri getiriyoruz İbrala.com canlı yayınında. Karamanlıların oyuyla en başarılı muhtar seçilen Taşkale Köyü muhtarı Hasan Karaca plaketini Eryiğit Limited şirketi ve İbrala.com sahibi Şaban Eryiğit'ten aldı. Eryiğit Limited şirketi ve İbrala.com sahibi Şaban Eryiğit yaptığı açıklamada, 15 yıldır yayın hayatına devam eden İbrala.com Karaman haber sitesi olarak Karamanlıların sesi olmaya ve Karaman'ın nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl ilk kez ve bundan sonra gelenekselleştirmeyi planladığımız Karaman Yıldızlarını Seçiyor çalışması ile Karamanlıların görüşünü almak istedik. Bu çalışmada 20 kategoride 400 bin oy kullanıldı. Kategorilerde yer alacak isimleri Karamanlılar belirledi, oyları Karamanlılar kullandı ve her kategoride birinciler seçildi.
Karaman'ın en başarılı muhtarı kategorisinde Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca birinci oldu. Karaman'a hizmetleri için teşekkür etmek ve birinci olması münasebetiyle kendisine bu plaketi takdim ediyoruz. Karaman'a ve Karamanlılara hizmet eden herkese memleketimiz adına canı gönülden teşekkür ediyoruz. İbrala.com Karaman haber sitesi olarak 15 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Karamanlıların sesi olmaya devam edeceğiz, dedi. Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca ise, beni Karaman'ın en başarılı muhtarı seçen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Karaman'daki bütün muhtarlar başarılıdır, çalışkandır. Rabbim herkesi yaptığı işlerle takdir edilmeyi nasip etsin, dedi. Kıymetli dostlar, beni Karaman'ın en başarılı muhtarı olarak gördüğünüzden dolayı hepinize sonsuz teşekkürler ederim. Biliyorsunuz ki biz göstermelik birinciyiz. Karaman'ımıza diğer muhtarlarının hepsinin de başarılı muhtarlar olduklarına biz kaniyiz. Ama biz bir tık olarak böyle geçmiş olmamız, o arkadaşlarımızın başarısız olduğunu düşündürmesin. Rabbim herkesi böyle yaptığı işlerle takdir edildiğini nasip etsin. Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca'yı bu organizasyonu hazırlayan Eryiğit Limited şirketi ve İbrala.com sahibi Şaban Eryiğit'i tebrik ediyoruz. Başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Gelecek yılda bundan sonra geleneksel hale getirmeyi düşündüğünü söyledi Şaban Eryiğit yaptığı açıklamada. Bundan sonraki yıllarda da öncelikle karamanların görüşünü alıp hangi kategoriler olsun, kimler katılsın, bunların bilgisini aldıktan sonra çalışmayı başlatacakları bilgisini verdi. Tebrikler hemen gelmeye başladı. Hasan Bey, Hasan Dişbudak, Taşkale Muhtarımız Hasan Karaca'ya maşallah demiş, ekranlarımıza yansıttık mesajını. Musa Demirekin, Muhtar Hasan Karaca'yı tebrik ediyorum demiş. Sizlerden gelen tebrik mesajlarını da yayınımızda yer verelim. Çünkü bu video sosyal medya hesaplarında ve YouTube'da ölümsüzleşecek. Oralarda kalacak, belki yıllar sonra, yıllar sonra ben bu ödülü almıştım. Hatta canlı yayında da bahsedilmişti diye Taşkale Muhtarımız veya çocukları, evlatları dönüp bakarlar. Biz de yayınımızda yer veririz. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş Muhammed Fatih Karaca'nın mesajı ekranlarımıza geldi. Kendisini de tebrik ediyoruz. Babasının aldığı ödülü umarız o da gururla karşılamıştır. Süleyman Harmankaya, örnek muhtarımızı kutlarız demiş. Hemen ekranlarımıza aktardık sayın izleyicilerimiz. Diğer haberlerimizde haber maratonumuza, koşturmacamıza devam edeceğiz. Karaman'da yaşanan önemli olayları, gelişmeleri siz değerli izleyicilerimizle paylaşacağımız haber bültenimizde, haber koşturmacamızda sizlerin beğenileri, paylaşımları bizler için çok değerli, çok kıymetli. Şimdiden katkı sağlayan bütün izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere yarın Dünya Kadınlar Günü. Bu bağlamda AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker bir mesaj yayınladı. Hemen o mesajla ilgili bilgi aktaralım size. AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Şeker mesajında şu ifadelere yer verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan kadınlarımız, evinde anne, işlerinde başarılı bir çalışan, toplumda saygın bir fert olarak hayatın her alanında huzurlu ve mutlu bir toplumun aynasıdır. Aile ve toplum yapımızın temel direği olan kadınlarımız, kutsal annelik görevi yanında aynı zamanda eğitimden sanata, ekonomiden siyasete birçok görevi üstlenip başarıyla yürütmekte ve toplumsal hayata yön vermektedirler. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cennet annelerin ayağının altındadır hadisi şerifinin muhatabı olan kadınlarımız, insanı yetiştiren, eğiten ve onu hayata hazırlayan ilk öğretmendir. Kadınlarımız Anadolu'da düşmana karşı şahlandı, milli mücadele yıllarında da erkeğiyle omuz omuza vererek cephedeki yerini almış, düşmana karşı savaşarak, kanlılarla cepheye mermi taşıyarak, yaralı askerleri tedavi ederek, silah ve giyecek imal ederek vatanın kurtuluşunda mücadele etmiştir. Hayatımızın her safhasında varlıklarıyla onurlandığımız, destekleriyle hayat bulduğumuz saygıdeğer kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutlar, tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunarım diyerek açıklamasını tamamladı. AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker'in yayınladığı Kadınlar Günü kutlama mesajını ekranlarınıza getirdik siz değerli Karamanlı hemşerilerimize.
Bir diğer haberimize Aktekli 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan görüntülerle devam ediyoruz. Lütfen Instagram'dan izleyen Türkan Birdal, Bugünün Karesi, Kiraz Saray, Nergis Hanım sizler de lütfen beğeni ile, yorum ile bana katkı sağlayınız. Gerçekten sağlayacağınız katkı çok kıymetli. İbrala TV sayfasından yayınımızı her akşam izleyen Samet Tunç yayınımıza katılmış. Samet Tunç'un fotoğrafını ekranlarımıza bir getirelim. İzleyicimize de selam edelim. Karaman'ın güzel insanlarındandır Samet Tunç. Kendisini tanıma imkanını bize sunan Taşkale Muhtar Hasan Karaca'ya da teşekkür edelim. İlk zamanlarda biz kendisini pek tanımıyorduk. O yüzden de hatalar yaptık. Kendisine selam göndermeyi unuttuk. Evet, Samet Tunç'un fotoğrafı, ismi ekranlarımıza geldi. Karamanlı güzel insan Samet Tunç'a selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Allah dert tasa vermesin, ayağına taş değdirmesin Samet Tunç kardeşimizin inşallah. Diğer haberlerimizle devam edelim. Samet Tunç'un mesajı ekranlarımıza geldi. Kendisine selamlarımızı, sevgilerimizi ilettik. Instagram'dan katılan Esma izleyicimize, Mustafa 06 Mıstık kullanıcı izleyicimize selam edelim. Kullanıcı adlarınızı okuyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. İsminiz çıkmadığı için affınızı talep ederim. Değilse mıstık demezdik herhalde. Ben de mahcup oldum şimdi. Özür dileriz. Yanlış anlamayın lütfen. Kullanıcı adınız o şekliyle olduğu için böyle hitap ettim. Affınızı talep ederim. Muhtar Hasan Karaca'yı tebrik ederim demiş Musa Demirekin'in mesajı ekranlarımıza geldi. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Karaman'ın tek canlı haber bülteni İbrala.com canlı yayınında. Şimdi güzel bir kültür organizasyonunun, kültür faaliyetinin fotoğrafları, bilgileri gelecek. Canlı yayınımızda sizler de yorumlarınızla katkı sağlayın, düşüncenizi yazın. Mesela bu sergiye gittiniz mi? Gittiyseniz ne gördünüz, ne düşündünüz? Ekranlarınıza geldi. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın görüntüleriyle birlikte Karaman'daki anlamlı serginin bilgilerini aktaralım. Karaman'da Karaman Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sergi düzenlendi. Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle içimizdeki renkleri doğaya nakşedin isimli atölye çalışmaları Alparslan Türkes Parkı'nda sergilendi. Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Koçak yaptığı açıklamada farklı etkinliklerle kadın istismarı, kadına yönelik şiddet ve kadınlarla ilgili pek çok seminer ve paneller düzenledikleri belirtti. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü dolu dolu kutlamaya başladıklarını ifade eden Koçak yaptığı açıklamada çalışmaya ilişkin bilgiler aktardı. 2022 yılında salgın ve dünyada olan savaşlar bizler çok sıkıldık. Bu yılı biraz daha hareketli geçirelim istedik. Bugünden itibaren etkinliklerimize başlıyoruz. Yarın da Geçmişten Geleceğe adlı sergimizde Karaman kıyafetleri ve Cumhuriyet dönemindeki kadınlarımızın kıyafetlerini sergileyeceğiz. Bugün de işlerimizi halkımızla bütünleştirmek istedik. Etkinliğimize tüm Karamanlı kadınlarımızı, hemşerilerimizi bekliyoruz dedi. O görüntüleri aktardık İbrala.com canlı yayınında. Karaman'daki sergiden görüntüleri aktardık. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan canlı görüntülerle birlikte haber maratonumuza, koşturmacamıza, siz değerli izleyicilerimizle birlikte devam ediyoruz. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Zurnanın zırt dediği yer şu anda neresi? Bütün Türkiye'nin aklı fikri yağda. Sanki yağ olmazsa öleceğiz. Gelelim yağa. Biraz konuşalım sayın izleyicilerimiz. Karaman'da yağ krizi var mı? Resmi açıklama geldi başlığıyla verdik. Ama onun öncesinde biraz konuşalım. Önce haberi aktaralım diyor arkadaşlarımız. Peki sizin dediğiniz olsun. Bu arada Berat Ayaz'a, Teslime Hanım'a da hoş geldiniz diyelim. Mehmet Özdemir kullanıcı adlı izleyicimize de Instagram'dan katılmışlar, hoş geldiniz diyelim. Karaman ve ülke genelinde birkaç gündür devam eden ayçiçek yağına ilişkin gelişmeler üzerine resmi kurumlar harekete geçti. Gün içerisinde Karaman genelinde denetimlere çıkan Karaman Tarım İl Müdürlüğü ekipleri Karaman'da reyonların dolu olduğu ve herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti. Karaman Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şubesi gıda kontrolörleri tarafından yapılan denetimlerde sıvı yağ satışı yapılan marketlerin reyonlarının dolu olduğu ve satış ile alakalı herhangi bir problem olmadığı tespit edildi dendi. Sayın izleyicilerimiz, bugün akşam saatlerinde Habertürk muhabiri Kemal Öztürk, kendisi Ukrayna'da oradaki savaşı takip ediyor. Ukrayna'da bir markette video çekmiş. O videoyu Twitter'ında paylaşmış. O videoda şunu gördük. Ülke savaş halinde ama insanlar gayet medeni bir şekilde yağlarını alıyorlar. Hiçbir kargaşa yok.
Ama Karaman'dan manzara böyle miydi? Kıtlıkta kalmış gibi yağa saldırdık. O kadar yağ ne yapacaksın be mübarek? Öyle değil mi? Arabasının arkasına doldurmuş o kadar yağ. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile görüşme yaptığını ve Rusya'da bekleyen 30 gemi dolusu ayçiçek yağının Türkiye'ye doğru hareket ettiği bilgisi açıklaması geldi. Birazdan İbrala.com'da da yer vereceğiz. Biz haberi yayını hazırlarken bu gelişme yaşandı. O yağlar şimdi ülkeye geldikten sonra yağ fiyatları dip yapacak. Siz de o kadar yüksek fiyattan yağ aldığınızla kalacaksınız. Ülkemizde gerçekten bu tür sıkıntılar tabii ki yaşanmasını isteriz. Hepimiz aynı düşüncedeyiz. Tabii ki bu ayçiçek yağları bizim ülkemizde üretilsin. İthal etmek durumunda kalmayalım. Hepimiz bunu isteriz. Tamam ama hafta sonu gerçekten bir kişinin çıkıp da yaptığı açıklama üzerine televizyonlarda yapmıştı yanılmıyorsam. Ayçiçek yağı işte 1,5 aylık stok kaldı dedi. Biz de hemen marketlerin duvarlarını yıktık neredeyse. Müşteriler bunu yaptı. Peki esnaf ne yaptı? 120 liralık yağ 150, 200, 250'ye kadar çıktı. Yani ben anlamıyorum ki bu nasıl Müslümanlık. Ramazan girer hurmaya zam yaparız. Ayçiçek yağı bitecek derler yağa zam yaparız. Böyle esnaflık böyle Müslümanlık olur mu? Düşüncenizi yazın da yayında yer verelim. Ben de kendim çalıp kendim oynuyormuş gibi hissetmeyeyim. Lütfen düşüncelerinizi yazın bu yağ derdine, yağ sıkıntısına ilişkin. Siz de iki kelam yazın. Yayınımızda yer verelim sayın izleyicilerimiz. Gerçekten gerek Karaman'da gerekse ülke genelinde hafta sonu marketlerde yaşanan manzarayı gördüğümde benim içim cız etti. Ya bizim insanımız bu kadar olmaz dedim. Bakın Karaman marketlerinden bu fotoğraflar, bugün çekilen fotoğraflar, Karaman İl Tarım Müdürlüğü'nün denetimlerinden gelen fotoğraflar. Düşüncelerini yazan izleyicilerimiz var ise hemen yayınımıza aktaralım sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Çalışkan ve mütevazi insan Taşkale muhtarımız iyi model Hasan Karaca'yı gönülden tebrik ederim demiş. Tebrikler geliyor Hasan Karaca'ya bu arada. Niyazi Çobanoğlu iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Ramazan Duman çok güzel bir mesaj yazmış. Allah da sizi güldürsün, beni güldürdünüz bu kadar derdin sıkıntının içerisinde. Yağlı güreşlerine katılacaklar herhalde. Karaman'da yağlı güreş yapılacak herhalde. Bakın esas yorum burada gelmiş. Bakın izleyicilerimiz. Engin Bey eğer Engin 70 Karaman Instagram'dan katılmış. Ramazan 3006 Instagram'dan katılmış. Nesiri Acar Instagram'dan katılmış. Hoş geldiniz diyelim. Ülkemizde yağ krizi yok. Gök görmezlik var. Evet, bu da Karaman'ın güzel laflarından biridir. Gök görmezlik var demiş. Asıl kriz motoründe. Çiftçilik tehdit altında demiş. Çok doğru söylüyorsunuz. Traktörü olan izleyicilerimiz vardır. Bir traktörün deposu kaç liraya doluyor şimdi? Bahar geliyor, traktörleri çalıştıracağız. Karaman'da, Ereğli yolunda, öbür tarafta Konya yolunda, köy yollarında traktörler vızır vızır gidip gelecek. Kaç liraya dolacak mazot? Ben yakın dönemde muhtemelen hiçbir bilgim yok. Tamamen ön sezi Cumhurbaşkanı'nın bir kabine toplantısı sonrası çıkıp aynı nasıl dolardaki fırlamadan sonra bir müdahale geldi. Dolar çivi gibi çakıldı yere. Akaryakıt içinde böyle bir açıklamanın yapılacağını ve sonrasında çivi gibi çakılacağını tahmin ediyorum. Öyle olmasını temenni ediyorum. Çünkü gerçekten çiftçilerimiz zor durumda. Umarız çiftçilerimize bu bir merhem olur. Diğer haberlerimize devam edelim. İsmet Paşa girişinden görüntüler geliyor ekranlarınıza. Karaman'da yaşanan önemli gelişmeleri sizlerle değerlendireceğimiz canlı yayınımıza bir kötü haberle devam edeceğiz. Bir kötü haber vermek istiyorum. Bana kızacaksınız ama kötü haberimizin adı zam sayın izleyicilerimiz. Şimdi ekranlarımıza geliyor. Tam da az önceki lafın üzerine Mehmet Ali Kızıltaş'a hoş geldiniz diyoruz. Nesire Hanım'a, Kıyıcı Emine'ye, Rahsef Kullanıcı adlı izleyicilerimize hoş geldiniz diyoruz. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu gece yarısından itibaren sayın izleyicilerimiz, bu gece yarısından itibaren yine zam var. Maalesef, maalesef, maalesef. İnanın bu haberleri, zam haberini vermeyi hiç istemiyorum. Konuşmak dahi istemiyorum, uzak dursun ama. Kıyıcı Emine Instagram'dan katılmış. Emine Hanım, ne düşünüyorsunuz bu zamlara ilişkin? Yazarsanız yorum yer verelim. Akaryakıtta birbiri ardına yapılan zamların sonu gelecek gibi durmuyor. Henüz geçtiğimiz hafta peş peşe 4 gün boyunca benzin ve motorine onlarca kuruş zam yapılırken benzinin litre fiyatı 19 liraya dayanmıştı. Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle Brent petrol fiyatları tavan yaparken vatandaş henüz hiçbir zammı sindirecek zamanın olmadığını görülüyor. Zira bugün 7 Mart pazartesi günü benzin ve motorine yeni zam geldi. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası,
bu gece yarısından geçerli. Benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geldiğini açıkladı. Vallahi çok zor. 20 lirayı geçti mazot. Traktörler nasıl dolacak? Servislerin, otobüslerin deposu nasıl dolacak bilemiyorum. Bilemiyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Umarız devlet yetkililerimiz buna kısa zamanda bir çözüm, bir çare bulurlar. Temennisinde bulunmaktan başka elimizden de hiçbir şey gelmiyor. Sizler de düşüncenizi yazın lütfen. Bu zamlar nereye kadar gidecek? Bir çözüm geliyor mu aklınıza sayın izleyicilerimiz? Traktör ve nakliye araçlarında sıkıntı var demiş Ramazan Duman, gönderdiği mesajı da hemen ekranlarımıza getirdik. Bu akaryakıt zamlar için eminim sizlerin de söyleyecek iki çift sözü, kelamı vardır. Karaman gibi ekmeğini taştan çıkaran çiftçilikle kendi iş yerleriyle uğraşan izleyicilerimiz nasıl yakıt alacak bilemiyorum. Bilemiyorum, Allah yardımcısı olsun bütün izleyicilerimizin, değerli takipçilerimizin. Navruz Aytürk Çobanoğlu'nun mesajı ekranlarımızdayken biz yine Aktekke'ye dönelim sayın izleyicilerimiz. Benzin mazot zamlarından bahsettik. Navruz Aytürk Çobanoğlu'nun anneniz mi Navruz Hanım, yanınızdaki fotoğraftaki ekranlarımıza aktardık şu anda fotoğrafınızı ama kendisine de selam ederim. Uslu Hasan Ali'ye, Gürbüz 7721'e, Instagram'dan katılanlara selam ediyoruz. Hep mi felaket haberi vereceğiz? İyi haber de vereceğiz. Birazdan bir de iyi haberimiz var. Emeklilere yayınımızı çok sayıda emekli takip ediyor. Emeklilere bir güzel haberimiz var. Birazdan aktaracağız. Ayrılmayın bir yere. Yorum yazın lütfen ve bir beğeni tuşuna bir basın. Daha çok Karamanlı'ya ulaşmak istiyoruz. Beni yalnız bırakmayan herkese de canı gönülden teşekkür ediyoruz. Karaman'dan Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan görüntülerle haber maratonumuza devam ediyoruz. Bu kez uyarı Karaman Valiliğinden geldi başlığıyla haberin ayrıntılarını aktarmak istiyoruz. Karaman'a soğuk ve yağışlı hava geliyor uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre Karaman'da kar yağışı bekleniyor. Karaman Valiliğinden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şunlar söylendi. Bölgemizin bugün 7 Mart 2022 akşam saatleri itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava nedeniyle hafta boyunca azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşmesinin beklendiğini açıkladı Karaman Valiliği. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlaması beklenen yağışların hafta ortasından itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur, çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar şeklinde hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını İbrala.com'da takip etmesini biz rica ediyoruz. Valiliğin açıklaması da bu şekliyleydi. Bereket yağıyor, bereket yağıyor. Maşallah bu sene ne yağdı? Karaman uzun yıllardır böyle bir kış görmedi sayın izleyicilerimiz. Karaman sokaklarından, karlı yağmurlu Karaman sokaklarından görüntüleri aktardık sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Bütün servisler mazota çalışıyor demiş Navruz Hanım. Gönderdiği mesajda kendisine teşekkür ediyoruz sayın izleyicilerimiz. Keziban Şentürk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Hemşerim Hasan Karaca Bey'i tebrik eder. Başarılarının devamını dilerim. Tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadın annedir, kadın eştir, kadın her şeydir demiş Keziban Şentürk. İzleyicimizin mesajı fotoğrafıyla birlikte ekranlarımıza geldi. İzleyicimize de mesajı, yorumu için teşekkür etmek istiyoruz sayın izleyicilerimiz. Yayınımızı izleyen emekli izleyicilerimize güzel bir haberimiz var, şimdi aktaracağız. Yayınımızı Instagram'dan ve Facebook'tan izleyicilerimize selam ediyoruz. Uslu Hasan Ali hayırlı yayınlar dileklerini iletmiş Instagram'dan. Ayşe Çakıl 70 katılmış yayınımıza Instagram'dan. Instagram'dan katılan izleyicilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Karaman'ın tek canlı haber bülteni bir yılı aşkın süredir devam eden İbrala.com canlı yayınlarında siz değerli izleyicilerimize bir aile gibi olduk. Her akşam beni yalnız bırakmıyorsunuz. Bütün izleyicilerimize canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Sizlerden gelen mesajları da ekranlarımıza aktaracağız, aktarmaya devam ediyoruz sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Ben akaryakıt zamlarını durdurmasını, hatta zamları nasıl düşeceğini biliyorum ama sorumlu olduğum bir köy var demiş. Ne yapacaksınız merak ettim muhtarım.
evde mazot mu üreteceksiniz, ne yapacaksınız? Canınız sağ olsun diyelim. Diğer haberlerimizde haber maratonumuza devam edeceğiz. Muhtarımız akşam akşam güldürdü bizi. Canı sağ olasıca derler. Ömrü uzun olsun inşallah. Diğer haberlerimizle devam edelim. Karaman'dan emeklilere güzel bir haber getireceğiz. Emeklilerimize Allah dert, tasa, sıkıntı, hastalık vermesin inşallah. Karaman sokaklarından çekilen emeklilerin, yaşlı hemşerilerimizin fotoğraflarıyla birlikte hazırladık bu haberi. Karaman'daki güzel insanların fotoğrafları da geliyor bir yandan. Emekli bayram ikramiyelerinin miktarı belli oldu başlığıyla İbrala.com. Yurttan haberler kategorisine yer alan haberin ayrıntılarını aktaralım. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin miktarı belli oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplarına yatacak. Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda 1100 lira olarak hesaplara geçmişti hatırlarsınız. Kulislerde konuşulanlara göre yıl sonunda %36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 lira olarak ödenen ek gelir 1496 lira 88 kuruş. Yani 1497 lira ya 97'yi de geç 1500 lira diyelim, yuvarlak hesap, kafamızı hiç karıştırmayalım. Bayram ikramiyesi emekli hemşerilerimiz, izleyicilerimiz 1500 lira. Bu da iki bayram öncesi toplandığında 3000 lira gibi bir para alacaksınız. Allah ağız tadıyla yemek nasip etsin. Bu aldığınız paraları Karaman'da bir tatta lokantada yemeği veya Sertavul'da et yemeği veya Akköprü'de balık yemeği nasip etsin. Alacağınız bu 3000 lirayı aman aman hastaneye, eczaneye, efendim cezaya ödemeyin. Öyle bir dert sıkıntı hiçbirinize bulaşmasın inşallah. Böyle ağız tadıyla çoluğunuzla, çocuğunuzla, torununuzla yemeği nasip etsin. Torunlarınızı sevindirin, çocuklarınızı sevindirin. Hiçbirinize dert tasa vermesin inşallah Rabbim. Bir fakirin duası kabul olursa böyle bir duayla bu haberi tamamlamak isterim değerli izleyicilerimiz. Karaman'da öne çıkan haberleri, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce hayırlı akşamlar demiş Hasan Ali Bey, Instagram'dan selam ediyoruz. Diğer haberlerimizle haber maratonumuza, koşturmacamıza devam etmek isteriz değerli izleyicilerimiz. Karaman ve ilçelerinden hava durum bilgileri geldi ekranlarınıza. Karaman'da az önce de bahsettiğimiz gibi çarşambadan sonra hava sıcaklıklarında çok sert bir düşüş bekleniyor. Karaman'da hava sıcaklıkları şu anda 6 derece, yarın da 6 derece olması bekleniyor. Ayrancı ilçemizde sıcaklıklar 2 derece düşüyor, 6 dereceye iniyor. Ermenek ilçemizde yağmur var şu anda, hava sıcaklığı Ermenek'te 5 derece, yarın 6 derece olacak. Kazım Karabekir'de 10 derece olan sıcaklığın yarın 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Yağmurlu bir sarıveriler günü karşılığı 3 derece olan sıcaklık yarın 5 dereceye çıkıyor sarıverilerde. Bahçeli ilçemizde ise sıcaklıklar yine 5 derece olacağı tahmin ediliyor değerli takipçilerimiz. Karaman'da önemli gelişmeleri elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Sayın izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, sizler de yorumlarla, mesajlarla beni yalnız bırakmadınız. Her birinize canı gönülden, kalpten, yürekten teşekkür etmek istiyorum. Süleyman Harmankaya, özledik Karaman'ın arabaşı çorbasını ve et ekmeğini demiş. Van'dan yayınımıza katılan izleyicimize de bir an önce memlekete gelmesini, arabaşı çorbasını, et ekmeğini, küflü peynir sıkmasını, bir an önce Akköprü'de yemesini biz temenni ediyoruz, duasını ediyoruz. Sağlıkla sıhhatle gelin. Van'da görev yapıyor hemşerimize de başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Allah sağ salim gelmeyi nasip etsin inşallah. Gurbetteki bütün hemşerilerimize, baba ocaklarına, karavana bir an önce gelsinler inşallah. Sizlerden gelen yorumlara yayınımızda yer veriyoruz. Ayşe Hanım Instagram'dan katılmış, kendisine selam ediyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi aktarmak istiyoruz.
Sizlerden gelen mesajlar gerçekten çok kıymetli. Her akşam beni yalnız bırakmıyorsunuz. Bütün izleyicilerimize canı gönülden teşekkür etmek istiyoruz. Neler yaşandı Karaman'da, öne çıkan başlıklar, haberler nelerdi, onları aktarmaya çalıştık. Sizler de bu akşam da beni yalnız bırakmadınız. Her yayının sonundaki dileklerle yayınımızı bitirelim. Bedeninizden sağlık, ailenizden, yuvanızdan huzur hiç eksik olmasın. Yarın akşam saatler 21'i gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun benim değerli hemşerilerim. Hoşça kalın.